Evet değerli dostlar bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün videomuz ne ile ilgili yine sınavda bunlara dikkat anayasa adlı videolarımızın dördüncüsü arkadaşlar. Kaldığımız yerden bilgilerimize devam ediyoruz dördüncü videomuzda. Sınavlara çok az kalmışken hem EKS sınavına hazırlanan arkadaşlar hem KPSS sınavına hazırlanan arkadaşlar ya da diğer kurum sınavlarına hazırlanan arkadaşların çok dikkatli bir şekilde dinlemesinde fayda var diyorum. Ve evet hemen sınavda bunlara dikkat anayasalı videolarımızın dördüncü partıyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk bilgimiz milletvekillerinin dokunulmazlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi kaldırabilir. Yani soru karşımıza gelirse milletvekili dokunulmazlığını aşağıdakilerden hangisi kaldırır derse direkt cevabımız Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. Dokunulmazlığı kaldırılan kişinin de milletvekilliği devam eder. Yani bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığı için onun milletvekilliği sona ermiyor arkadaşlar. ...sadece yargılanmasının önündeki engel kaldırılmış oluyor... ...ve onun yargılanması sağlanmış oluyor. Evet, diğer bilgimiz hemen gelsin bakalım onda ne var? Evet, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarının... ...yargısal denetimini kim yapar derse anayasa mahkemesi arkadaşlar. Çünkü dokunulmazlık kaldırılan bir milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen bir milletvekili... ...bu kararın iptali için anayasa mahkemesine başvuracak... Anayasa Mahkemesi de bu durumu değerlendirecek arkadaşlar. Başvuru süresi 7 gündür. Anayasa Mahkemesi'nin kesin karar açıklama süresi 15 gündür değerli arkadaşlar. Evet, milletvekilinin cumhurbaşkanı seçilmesi, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanması durumlarında o milletvekilinin milletvekilliği kendiliğinden düşer arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Cumhurbaşkanı seçilmesi, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanması durumlarında milletvekilinin milletvekilliği kendiliğinden düşer. Arkadaşlar da bilmekte fayda var. Bunlar 2017 değişiklikleriyle gelmiştir arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyeyim ben size. Evet diğer bilgimiz gelsin. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır arkadaşlar. Ve halk tarafından seçilir 1 kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Lütfen arkadaşlar soruları buna göre cevaplandıralım. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Halk tarafından seçilir ve bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Evet diye bilgimiz gelsin hemen. Evet Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa eğer tabii ki partisiyle ile ilişiği devam eder arkadaşlar ama milletvekilliği sona erer. Burası çok önemli. Partili cumhurbaşkanlığı vardır arkadaşlar ülkemizde. Ama Cumhurbaşkanı seçilen kişi eğer milletvekili ise tabii ki milletvekilliği sona eriyor ama partisiyle ilişiği devam ediyor değerli dostlar. Evet. Bir Cumhurbaşkanı adayının 40 yaşını doldurmuş olması ve en az yüksek öğretim mezunu olması şarttır arkadaşlar. Yani bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı göstermek istiyorsak ya da gösterilmesi gerekiyorsa 40 yaşını doldurmuş olması ve en az yüksek öğretiminin yapmış olması gerekiyor. Yüksek öğretimden kastımız burada 4 yıllık mezun arkadaşlar. 2 yıllık değil 4 yıllık mezun. Buna dikkat. Evet. Peki kimler Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir sorusunun cevabını verelim. Siyasi parti meclis grupları. E, arkadaşlar siyasi parti meclis grupları en az 20 milletvekilinden oluşuyor. Bunu da bilmekte fayda var. En az 100 bin seçmen ve son yapılan genel seçimlerde geçerli oyların tek başına veya birlikte %5'ini alan siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler. Tekrar söyleyelim siyasi parti meclis grupları siyasi parti meclis grupları en az 20 milletvekiline oluşuyor demiştik. En az 100.000 seçmen ve son yapılan genel seçimlerde geçerli oyların tek başına veya birlikte %5'ini alan siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler arkadaşlar. Evet. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır. Genel seçimlere bir yıl veya daha süre kalmışsa böyle bir durumda arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılıyor arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Zaten 2017 değişiklikleriyle beraber artık genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılıyor değerli dostlar. Evet diğer bilgim geldi bile. Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde yenisi seçilene kadar kolta Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder arkadaşlar. Bu bilgiye dikkat edin. Eğer Cumhurbaşkanı yurt dışına gitmişse ya da arkadaşlar hani sağlık durumu boşal, bozulmuşsa ya da arkadaşlar makam boşalmışsa böyle bir durumda Cumhurbaşkanı'na kim vekalet eder derse cevabımız Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bunu bilelim. Ama eğer arkadaşlar görevde bir cumhurbaşkanı varsa ve e, yenisi seçilene kadar kim görev yapar derse tabii ki görevdeki cumhurbaşkanı. Yoksa cumhurbaşkanı yardımcısı cumhurbaşkanlığı makamına vekalet ediyor değerli dostlar. Evet hemen devam edelim. Cumhurbaşkanının seçimine gelince arkadaşlar cumhurbaşkanının seçimi en fazla 2 turda yapılır. En fazla iki turda yapılır. Buraya dikkat. İlk turda oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Geçerli oylar ne demek arkadaşlar? Halk seçiyor biliyorsunuz cumhurbaşkanını. Arkadaşlar geçerli oylar hani e, U.S.K tarafından tanımlanmış oylardır ve sevgili arkadaşlar salt çoğunluktan kastımızda yarısından bir fazladır. Yani yüzde elli artı bir oy alan kişi cumhurbaşkanı seçilmiştir. Esas önemli nokta burasıdır arkadaşlar. Yüzde elli artı bir. Peki ilk oylamada bu sal çoğunluk sağlanamazsa ne olur? Yani adaylar gösterildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Fakat arkadaşlar herhangi bir aday ilk tur oylamada Cumhurbaşkanlığı seçim için gerekli olan sal çoğunluğuna ulaşamadı. O zaman ne oluyor bakalım? Arkadaşlar böyle bir durumda ilk turda sal çoğunluk sağlanamazsa 15 gün sonra ikinci tur oylama yapılıyor. Ve bu sefer en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı oluyor arkadaşlar. Yani ikinci tur oylamada herhangi bir kriterimiz yok. Hangi aday diğerine göre ya da diğerlerine göre daha çok oy alırsa o cumhurbaşkanı arkadaşlar. Zaten iki aday gidebiliyor ikinci tur oylamaya. Dolayısıyla hani hangisi daha çok oy alırsa o cumhurbaşkanı oluyor. Bakalım şimdi. İkinci tur oylamada arkadaşlar tek adayın kalması halinde referandum yapılır. Buraya dikkat edelim. Şöyle ki bakın ilk tur oylamada eğer arkadaşlar herhangi bir cumhurbaşkanı adayı salt çoğunluğa ulaşamadı. İkinci tur oylama 15 gün sonra demiştik. Ama bu sefer ikinci tur oylamaya ilk turda bütün adaylar katılamıyor. İlk turun bütün adaylar katılamıyor. İlk turda en çok oy almış olan ilk iki aday katılabiliyor. O adaylardan herhangi bir arkadaşlar çekildi ve diğer adayda yani daha azalmış olan adaylardan herhangi biri de gelmedi. Tek aday gidiyor arkadaşlar diyelim ikinci tur oylamaya. Bu sefer seçim yapılmıyor, referandum yapılıyor. Referandum arkadaşlar halk oylaması demektir. Buraya dikkat edelim lütfen. Evet, hayır şeklinde oy kullanılır referandumda. Evet, devam edelim şimdi. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Buna dikkat edelim. Cumhurbaşkanı seçilen kişi mecliste yemin edecek. Ve arkadaşlar devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil edecek Cumhurbaşkanımız. Evet devam edelim diğer bilgimize hemen. Başkomutanlığı kim temsil eder derse arkadaşlar, Başkomutanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Cumhurbaşkanı temsil eder. Yani başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir değerli dostlar. Evet. Kanunları onaylamak ve resmi gazetede yayımlamak Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı dışında hiç kimse kanunları onaylayamaz ve yayımlayamaz. Bunu da bilmekte fayda var. Evet önemli bir kurul arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu hani değişik sınavlarda sorulara karşımıza geldi daha önceki yıllarda. Yine gelebilir. Devlet denetleme kurulu Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak görev yapar başkanlığı da üyelerinde cumhurbaşkanı seçer ve atar. Direkt cumhurbaşkanına bağlıdır arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu. Peki devlet denetleme kurulu nasıl görev yapar? Nasıl kurulmuştur? Ne zaman kurulmuştur? Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, üyelerinin görev süresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu idarenin düzenli ve idarenin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1982 anayasasıyla kurulmuştur. Yani devlet denetleme kurulu 1982 anayasasıyla kurulan bir arkadaşlar denetleme kuruludur ve direkt cumhurbaşkanına bağlıdır. Evet. Peki ne ne yapar e, devlet denetleme kuruluna bakalım şimdi. Devlet denetleme kurulu tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurum telindeki olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle, vakıflarda ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, işte esas önemli nokta burası, Türk Silahlı Kuvvetlerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemelerini yapar arkadaşlar. Dikkat edin Türk Silahlı Kuvvetlerini ne yapabiliyor? Denetleyebiliyor. Devlet Denetleme Kurulu sadece yargıyı denetleyemez arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dikkat edelim. Son değişikliklerle beraber geldi. Ve idari soruşturma açma yetkisi olduğunu unutmayalım. O da 2017 değişiklikleriyle geldi sevgili arkadaşlar. Evet. Cumhurbaşkanı'nın bir suç işlediği iddiasıyla cezai sorumluluğunun araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soruşturma açılabilir. Buna dikkat edelim. Bu da son değişikliklerle geldi. Ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yargılanması için Yüce Divan'a sevk edilir arkadaşlar. Ne için? Cezai sorumluluğu sonucunda yargılanması için. Sevgili arkadaşlar bir cumhurbaşkanlığı Yüce Divan'a sevk etme yetkisi kime aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Üye tam sayısının 3'te 2 kadar milletvekilinin oyuyla o cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edilebilir. O da 400 milletvekili yapar değerli dostlar. Evet devam edelim bakalım. Çok güzel bilgiler arkadaşlar. Gerçekten dolu dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz 2017 değişikliklerle beraber yasama ve yürütme birbirinden ayrıldı arkadaşlar. Artık bakanların atanması, işte bakanlıkların kurulması, Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı yardımcısının atanması Yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan işlemlerdir. Türkiye'nin e, arkadaşlar şu ana kadar görev yapan tek Cumhurbaşkanı yardımcısı da Fuat Oktay'dır. Yani bu videoyu çektiğimiz gün bir tane Cumhurbaşkanı yardımcımız var şu anda Fuat Oktay. Ama Cumhurbaşkanı arkadaşlar isterse birden fazla da Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Onu da söylemekte fayda var. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanan milletvekillerinin, burası da önemli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanan milletvekillerinin milletvekillikleri sona erer değerli dostlar. Bununla bilmekte fayda var. Dolayısıyla çünkü az önce söyledim yasama ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Yani aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alamıyor değerli dostlar. Evet bugünkü videomuzda size vereceğimiz bilgiler bu kadar önümüzdeki günlerde yine yeni videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Umarım faydası olur diyorum ve herkese çalışmalarında başarılar diliyorum değerli dostlar.